Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel İstanbul akşamı ikincisinde tekrar güzel bir seminer yaparız inşallah. Bu ayki seminerimizin konusu İlhami Atalay ve Özgün Yaklaşımları. İlhami Atalay yaşayan bir sanatçı olması hasebiyle Türk resminde ayrı bir önemi var. Onu karınca kat ne kadar anlatabiliriz bilemiyorum ama umarım güzel bir sunum gerçekleştiririz. Sunumun bir bölümünde de hoca ile yapılmış bir röportaj var. Onu da ele alacağız. Hocamın aynı zamanda 10 yıl beraber çalıştık İlham Hoca ile. Bu son serisi Alemler serisi. Burada yaptığı resimleri detaylı olarak kendisi biraz sonra açıklayacak. İlham Atalay 1948 yılında Artvin'in Arhavi ilçesinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren resme olan ilgisi, yeteneği keşfediliyor ve İstanbul'a akademiye 1972 yılında akademiyi bitirerek sanat yaşamına daha sonraki evrelerinde Almanya'da, yurt dışında devam ediyor. Tekstil obje tasarımı dalında ihtisas bursu kazanarak Avrupa'ya gitti. Türkiye'de tekstil obje alanında çok eksiklik var. Özellikle duvar halıcılığı ve tekstil obje alanında bir eksiklik var. Akademidekiler bunu görüp özellikle Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun katkılarıyla bu Almanya'daki sanat serüveni başlıyor. Hocanın galerisi şu anda bilirsiniz Sultanahmet'te Soğukçeşme Sokağı'nın köşesindedir. Çok meşhur fotoğrafçılar, sanatçılar o atölyeye gelmekte. Bu meşhur bir fotoğrafçının çekmiş olduğu fotoğraflardan birisi. Atölyenin arka bahçesi vardır. Orada hoca çalışırken büyük boy tuvaller yapar genelde burada. Tuval hazırlamasını burada hazırlar. Burada herhalde üslübeçle falan boya hazırlıyor ya da tuval hazırlıyor, beyaz bir yüzey. Şu arkada görmüş olduğunuz resimler belki biraz sonra anlatamayabiliriz. Şuradaki resimler de bir öğrencisinin yapmış olduğu grafiti, duvar çalışmaları. Derviş diye nitelendiriyorduk. Melih diye bir arkadaşın resimleridir. İlham Hoca 1973-78 yılları arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Sanat Akademilerinde resim ve duvar halısı ihtisasını tamamlıyor. Avrupa'nın değişik şehirlerinde araştırmalar yaptığını söylemiştik. 1974 ve 75 yılları arasında Fransa'da duvar halısı ve sanat tarihi araştırmaları yapıyor. Aynı yıllarda 1975-76 yıllarında İsviçre'de, İspanya'da tekstil obje, duvar halısı ve sanat çalışmaları devam ediyor. 1976 yılında Londra'da sanat araştırmaları ve incelemelerinde bulunuyor. Bu atölyesine çekilmiş fotoğraflar, demin de söylediğim gibi genelde hep yabancı fotoğrafçıların, bu meşhur bir fotoğrafçının çekmiş olduğu bir çalışma. Gerçekten atölyede çalışırken o gündelik halini yansıtmış. Hoca çok renkli, çok bir değişik yönleri olan renkli bir kişiliktir. Yani mesela o demin saydığımız ülkelerde araştırma yaparken İspanya'da olduğu dönemlerde Sagrada Familia vardır Barcelona'da, çok büyük bir kilisedir. Onun oraya çıkıp oraya dolaşıyor. Biliyorsunuz Endülüs Emevi Devleti vardı. Endülüs Emevi Devleti'nin güney, işte İspanya, özellikle orada kurulmuş bir büyük bir medeniyet vardı. Oraları dolaşırken birden duygulanıyor. O Sagrada Familia diye Barcelona'da çok meşhur 100 yıllık bir kilise vardır. O kilisenin dolaşırken en üst kulelerinden birisine çıkıyor. Yaklaşık 100 yıl, Mimar Gaudi'nin eseridir. 100 yılda tamamlanıyor o eser. 76'lı işte yıllarda oraya gittiğinde atalarım diyor benden önce gelmişler diyor. Ben de şuraya bir hatıram olsun diye. O inşaat esnasında bir ezan okuymuş kulelerin tepesinde. Birden diyor sesler kesildi diyor. Çalışma sesleri filan kesildi diyor.
Herkes beni dinliyor diyor. Çekiç sesleri durdu diyor. Millet bana bakıyor. Ardından işte bir alkış koptu diyor. Ezan bitince diyor. Böylesine renkli bir kişilik. Sonra İspanya'da okyanus sahilinde dolaşıyor. İşte Atlas Okyanusu. İşte orada dolaşırken dur diyor, ben diyor Karadeniz'i yüzme bilen adamım. Şurada da bir yüzeyim diyor. İspanya sahillerinde, okyanus kenarında. Orada da gelgit olayı varmış. Denize girmek yasakmış tabii, İspanyolca bilemediği için başlamış yüzmeye. O arada insanlar uzaklaştıkça ben ne kadar iyi yüzüyorum diyor işte. Halbuki deniz çekiyormuş. Böylesine renkli bir kişilik hakikaten. Ondan sonra işte sahile geldiğinde insanlar telaş içinde, sen ne yaptın filan derken, o da işte benim kıyafetlerim nerede, elbiselerim nerede? 1 kilometre, 2 kilometre uzakta elbise aramaya gitmiş. Gerçekten turistlerle yaklaşık 23 tane dili konuşarak iletişim kuruyor. Yani inşallah gittiğinizde görürsünüz atölyesine. Bu semineri, bu konuyu almamın sebebi, hocanın atölyesi yakında kapanacak. Maalesef Sultanahmet'te yaygın bir şekilde otelleşme var. Ve hocanın da atölyesi kapanacağı için belki son çekimleri biz yaptık. Ve doğru dürüst internete baktığınız zaman pek anlatılmamış hoca. Yani bugüne kadar değeri yabancılar tarafından biliniyor. Eserlerinin %95'i yurt dışında. Ama maalesef çok az bir kısmı Türkiye'deki koleksiyonerlerde. Dolayısıyla bizim burada ne kadar katkı yapabilirsek hocaya, bu bizim için çok önemli. Umarım güzel şeyler olur. 1977-78 yıllarında tekstil obje duvar halısı dalında tez ve hazırlık çalışmaları ve kitap çalışmalarını tamamlıyor. Hocanın bu çalışmaları bugün maalesef akademide 1979 yılında yurda döndüğünde bir sıkıntı yaşıyor. Ve bu sıkıntı neticesinde hocalarla arasındaki diyelim ki iletişim kopukluğu diyelim, biraz daha hafifleterek o çalışmaların hepsi, yani o akademide çalışılmasına izin verilmiyor ve dolayısıyla aykırı görüşlerinden, o karizmatik yapısından ötürü dolayısıyla bu çalışmaları şu anda kitap olarak duruyor, hazır vaziyette, basılmasını bekliyor, belki Kültür Bakanlığı basar. Ama yaşamı sağlığındayken bu çalışmalar yapılsa çok çok daha güzel olur. Daha sonraki yıllarda Almanya'ya devlet bursuyla gittiği için dönüşünde akademiyle de anlaşılma sağlanmayınca mecbur hizmetlere başlıyor hocanın. Çok sıkıntılı yılları bu yıllar. Yaklaşık 5-6 yıl mecbur hizmetini tamamlıyor, memuriyet. Bu arada mesela Isparta'da halı fabrikasında desinatör olarak değerlendiriyor devlet. Değişik görevler yapıyor. Sonra da bu atölyesini Soğukçeşme Sokağı'nda bulunan atölyesini açıyor. İlk zamanlar desinatörlük ve atölye faaliyeti olarak desinatörlük de yapıyor. O zaman biz görmedik ama ben 85-86'larda tanıdım hocayı. O yıllarda birkaç yıl devam etmiş. Daha sonra artık tamamen kendisini sanata veriyor. Bu sokağa gitmişsinizdir. Tarihi çok güzel bir sokaktır. Soğukçeşme Sokağı. Maalesef oralar hepsi komple otele olacak şimdi. Bu atölyenin üst kısmında arkadaşlar çoğu, buradaki öğrencileri burada da var. Hepimiz o arka kapıyı böyle renk renk boyamıştık. Canımız sıkıldığında boyuyorduk, değiştiriyorduk, tekrar yapıyorduk. Grafiti çalışması. Yukarıdan arka giriş kapısı. Bu da böyle bir bahçesi vardı. Tarihi bir bahçe vardı. Buralarda resimler vardır. İşte o mecburi hizmetleri bittikten sonra hocanın 1983 yılında İstanbul'a tekrar işte bu atölyeyi kuruyor. Dinamizm grubunu kuruyor. Dinamizm grubu, yani hoca Karadeniz olduğu için Arhavili, yani mesela kemençe ve o işte kendisi saz çalar, biraz sonra udunu da görürüz. Çok hareketli, çok canlı bir insan. Çok hoca oyunuyla çok kıvrak bir zekaya sahiptir. Yaşar adeta hem resim yaparken hem de insanlarla o iletişiminde.
Çok farklı evreler, çok güzel resimleri var hocanın. Bu yama yama dediği kolaj çalışmalarından birisi. Bu resmin tamamı kumaş parçalarını yüzeye yapıştırarak elde etmiştir. Yani resmin arka bölümlerinde şu kısımlarda tamamen hep soyut bir fon vardır. Bu resimlerin biraz sonra göreceğiz. Tamamında neredeyse bir soyut bir fon vardır. Yani bu şu soyut fonun üzerine bina edilmiştir. Yalnız şu figürleri yaparken de biz 80 dediğim gibi 86'dan 97'ye kadar 10-11 yıllık beraber bir çalışmamız oldu hocamızda. Bu süreçte şunların tek tek figürlerin hepsinin biraz sonra göreceğiz. Çini mürekkebiyle, lavi tekniğiyle çalıştığını görüyoruz. Bu galeriden bir görüntü. Kendi kızı, oğlu, iki oğlu, kızı çok önemli sanatçılar. Bu kızının yaptığı resimler çok daha serbest çalışmaları vardır. Bu gene galeriden arka bahçeye açılan kapısı, bir de sokağa açılan kapısı var. Paleti, boyaları hep şey der, bir ressama beddua edecekseniz paletin kurusun demeyin tabii kimseye de işte öyle öyle der, espri yapar. Buradaki o çalışma mekanı, sobası, doğalgaz, şimdi burası otel olacaktı. Yıllarca yapamadılar. Hoca son 10 yıldır neredeyse burada tekrar. Evveliyatında bir ara çıktı, 97'de çıktı oradan. Bir 10 yıllık süreçte başka yerlerde, galerisi başka yerlerdeydi. İşte Sultanahmet Köftecisi'nin arka sokağındaydı. Sonra tramvay yolunda bir yeri vardı. Sonra otel falan olmayınca dediler işte artık buraya tekrar hocayı geri kabul ettiler. Bir tek onu aldılar. Burası çok otantik İstanbul'un güzide mekanlarından birisidir sanat galerisi olarak. Ailesinde neredeyse hepsi sanatçı çocuklarının. Bilgehan Atalay, en büyük oğlu Mehmet Bilgehan Atalay. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar, Ergin İnan Atölyesi mezunudur. Çok çok yeteneklidir. Değişik ödüller almıştır. Elif, Bursa'da akademide bitirdi. Elif Kadın Yanı diye bir dergi vardır. Mizah dergisinde her ay karikatürleri çıkar veya haftalık da olabilir. Aynı zamanda New York Times ya da Washington Post mu? Oralarda çıktı, röportaj çıktı. Son derece farklı bir kişiliği olan, çok özgün resimler olan bir sanatçıdır. Ömer Atilla Atalay, küçük oğlu, o da çok güzel manzaraları vardır. Soyut, somut kullandığı manzaralar güzeldir. Eşi Medya Hanım, o da resim yapar. Biraz sonra o Anadolu Kadınları serisinden göreceğiz. O tür resimleri vardır. Annesine, bizim dönemde annesi rahmetli yaşıyordu. Annesine de resim yaptırıyordu. Sonra teyzesi yapmaya başladı. Ailece ressam. Hocanın bir başka yönüdür. Çok her şeyi böyle defterler şeklinde tutarak o defterleri böyle albümler oluşturur. Hangi yılda mesela kendisi hakkında çıkan yazılar, sanat yazıları, beğendiği şeyler, işte afiş çalışmaları. Evet. Bu açmış olduğu başka bir serginin afişi mesela. Bu Alemler diye en son galerisinde olmuş bir sergiydi. Bu daha çok bu Alemler dediği o seriyi anlatmaya çalışacağız. Burada işte okuduğu okuldaki işte kimlik belgesi. Çoğu şeyi dediğim gibi belgeliyor. Hatta bizim askerde yazdığımız mektuplara varıncaya kadar. Herkesin bir sayfası vardır burada, her öğrencinin. Dediğim gibi burada yaptığı o sanatla ilgili sözleri, bütün çizimler, bazen çizdiği desenler vardır. Bu ilk dönem yaptığı desenlerden çok realist, gerçekçi, çok yetenekli bir yönü vardır. Mesela burada daha çok Rembrandt, Goya tarzında lavi tekniğini çok ustaca kullanır. Anadolu'nun o işte insan figürünü çok farklı yaklaşımlı ve çok hızlı çalışır. Yani yaklaşık bunu 10-15 dakikada bitirir yani. Her büyük insanın hayatını araştırdığınız zaman belli özellikleri vardır. İnsanlar yani burada oğlu da var. Şimdi
belli mesela hocanın çalışma prensibi şudur. Çok erken saatte gelir atölyeye. Saat mesela 6-7 gibi belki çok erken saatlerde gelir. Öğleye kadar biz geldiğimizde mesela işte atölyeye 20-30 tane çalışmayı bitirmiş vaziyette görürdük. Yani şu desenlerden yılda yaklaşık 2-3 bin tane desen çalışıyor. Tabii kolay değil yani. Yaklaşık orası 35-40 yıldır devam eden galeri o. Dolayısıyla bu çini mürekkebi tekniğiyle daha sonra bunları yağlı boyaya, farklı tekniklere, kolaja dönüştürüyor. Bu desenleri özellikle füzen kalem bizim dönemde akademiye birincilik de kazanıyordu arkadaşlarımız, yetiştirdiği öğrenciler. Bu füzen kalemi o kadar ustalıklı, o kadar hızlı kullanır ki biz tabii onun hızına bizle beraber mesela bir turisti masanın üzerine oturtururdu. Yani turistler de onun portresini çalışıyoruz tabii ki. Severek otururlardı tabii. Mesela shortla falan biz model bulmakta zorluk çekmiyorduk. Çünkü akademiye hazırlanırken bu adam otururdu veya bayan işte biz onu 20 dakika süre tanırdı. 20 dakikada bitirmeye uğraşırdık. Ve 20 dakikanın sonunda sererdi onu yere. Tek tek eleştirirdi. O eleştiriler de yani bazen bayan öğrencilerin ağladığı oluyordu. Hatta yani bayağı bir sert bir mizacı vardır. İşte ben mesela ilk kursa başladığımda hocaya elimiz tutuktu tabii. Çalışıyoruz çalışıyoruz istediği gibi olmuyor filan. En sonunda bir gün dedim yani hocayı izleyeyim, gözlemleyeyim. Hoca nasıl çalışıyorsa bir keman çalan veya violensel çalan bir sanatçı nasıl kendinden geçiyorsa bu desen çizim aşamasında o kadar kaptırıyor ki kendisini. O çizerken o şeyle bütünleşiyor. Biz seslendiğimiz zaman bazen duymazdı yani. O kadar kendinden geçip coşkulu bir şekilde çalışıyor. Sonra ben onu gözlemledim. Çok sıkı bir şekilde nasıl yapıyor, nasıl çalışıyor, nasıl konsantre oluyor. O konsantre olmadığı zaman mesela o başka bir yerde dolaşır o galerinin içerisinde. Eğer senden füzen sesinde o kağıdın o ses haşır haşır ses gelmediğini duyarsa doğru dürüst çalış diye uyarır mesela. O arada mesela ben gözlemledim. Sonra işte orada bir şey yakaladık. Ondan sonra o bir kırılma noktasıdır. Her öğrencinin bir kırılma noktası vardır. İşte önemli olan onu yakalamaktır. Yani dolayısıyla belki yaşayan en büyük desen ustasıdır yani. Bu kadar çok lavi desen çalışan bilemiyorum. Yani bu Türk kültürüyle alakalı çok çok figürler var burada. Bunları papirüs kağıdına ve değişik kağıtlarda da kullanır. Hızlı bir şekilde geçelim. Buradaki mesela kompozisyon belki bir tane attan hareketle yukarıya doğru oluşmuş o kompozisyonu. Mesela bundan belki yüzlerce çalışmıştır ama her defasında farklı bir etki yakalarsınız. Çok örnek var. Çok fazla gezdiği her yerde fotoğraf çeker. Onların çoğunu orada değiştirir, tekrar kullanır. Horonlar, halaylar, işte Anadolu kültürün bu coğrafyada ne varsa hoca bunları yansıtmaya çalışır. Mesela bu eskizleri daha sonra biraz sonra göreceğiz. Çok muhteşem şekilde kompozisyona dönüştürüyor. Atlılar serisi, Akıncılar serisi dediği bu seri yıllarca devam etti. Bazen o seri ilk başladığı seri 15-20 sene devam ettiği oluyor. Burada biraz sonra kendisi anlatacak bu resimleri de. Bu tekrar belki o fırsat olmaz. Şuradaki beyazların dengesi, siyahların, koyuların dengesi. Mesela o şu siyahla şuradaki o üçgen yapı, soyut fonun içerisine bazen mesela şurada açıkların şöyle bağlantısı, öyle bir hesapları vardır ki yani hep detay çok önemlidir onun için. Mesela burada şu resim mesela tek başına çalıştığı oluyor çini mürekkebiyle. Şu grubu mesela şu grubu veya şu grupları tek başına çalışıp onları böyle bu şekilde kompozisyon yapıyor ve şuradaki ritim duygusu çok güçlü bir ritim vurgusu. Bunu
Klasik bir anlayışın dışında yapmak çok önemlidir. Yani mesela şu minyatür geleneği de vardı burada. Ama onları şu şekilde dikeylerle, yataylarla o soyut ögeyi böyle kullanabilmek çok önemli. Burada rakusi dediğimiz ön plandan, önden arkaya doğru o renk perspektif anlayışı, o hız, dinamizmi görüyoruz. Bu atlılar serisi biraz sonra kendisi anlatacak. 20 tane resmi bir anda başladım diyor. Yeni yapmış mesela bu seriyi. 20 tanesini aynı anda başladım diyor. Yani düşünün 20 tane tuvali çalışıp böyle o konsantrasyon halini düşündüğümüzde oldukça etkili resimler. Evet, bu şekilde hızlı hızlı geçiyorum kompozisyonları. Bu seride yaptığı çalışmalar az çoktur diye bir söz vardır. Az olan şey çoktur, etkisi çoktur. Burada tek figüre indirgeyip bir imgeyi onun etkisi insanlar üzerinde çok fazladır. Ve büyüktür, bize doğru gelir. Aynı zamanda içeriye kendine doğru çeker. Onu biraz sonra açıklayacak bu tuvalleri. Ben fazla yorum yapmayayım. Ama bunu mesela tekstil obje kendi açıkladığında tekstil obje gibi düşündüm dedi. Üç boyutlu, etrafına dönülebilen bir şekilde. Mesela bu yüzler de gene öyledir. Portre çalışmaları çok ön plandadır. Gene arka hep soyut fon, her zaman soyut fon vardır. Bu kelebek gene aynı mantıkta ve bu tuvaller çok çok büyük çalışmalar. Elmas çalışması, elmasla alakalı yazılar, o minyatürle gelenekle bağı var, modern sanatta bağı var. Genelde hocaya sorulan sorular hep klasik sorular olduğu için çok klasik cevaplar vermiş. Biraz sonra videolarda göreceğiz belki onun o sanatsal düşüncesini daha yakından tanıma imkanı bulacağız. Burada bir beyin çalışması. Bir kadın başı. Bunu Biennale'lerle gerçekleştirmiş. Üç boyutlu olarak. Tekstil obje dediğimiz o üç boyutlu. Mesela bunu Lozan Biennale'inde gerçekleştiriliyor. Çift sarılı yumurta. Nar. Papatya. Buradaki kullandığı boya o katman o kadar kalındır ki böyle o boyanın o şey, katmanlarını hissedersiniz. Çevresiyle birlikte çok ilginçtir. Bu detaylar başlı başına resimdir yani aslında onlar. Kuru fasulye son yaptığı iş çalışmalardan birisi. Yani kuru fasulye Türk toplumuyla Türk kültürüyle bağı. Hakikaten onun o mizah yönü resme yansıyor. Resmin kendisi vurgu noktası oluyor. Simit, evet, mısır. Evet, bu figürler hep kullanılır. Mesela bu kalp resminin bir detayı. Bu satılmış, görmedim bunu en son. Evet, bu bir dönem yaptığı kolajlardan birisiydi. Bu seri, Alemler serisinin başlangıcı. Bu hamsiler, hamsi gözü. Hamsi resimlerini o kadar çok yapıyor ki başlangıçta. Mesela Karadeniz'de olduğundan ötürü Laz beyni diye mesela bir çalışması vardır ilk dönem çalışmalarından. Bu gözler zamanla biraz sonra göreceğiz o soyut resimlere dönüşüyor. İşte bu Alemler serisi o bir beşgeni alıp onu ne hale getiriyor? Oradaki o bir sürü deneme. Yani bunlar okuldaki öğrencilerime de göstermiştim. Çok muhteşem, çok güzel şeyler. Mesela bu çocuklar normalde sanat eğitiminde çocuklara mesela yorumlattırdığınız zaman çok ilginç şeyler çıkar. Bu resimleri yorumladıklarında yani mesela ben de soyut resmi anlamıyorum demez çocuk ve onu renklerine göre, biçimlerine göre çok güzel yorumlar alabilirsiniz çocuklardan. Ama büyüdükçe insanlar, ben işte malum atölyesine yüzlerce kişi geliyor. Bu resim mi diye sorduklarına hoca kızıyor tabii ki. Yani o yüzden hani yaptığı şeyler çok farklı, çok çağdaş, çok modern işler. Ama işte toplumla olan bağı sorgulanmaya değer. Mesela buradaki bu resim
Yani o kadar güzel ki yani o çağdaş İslam sanatı nasıl olması gerekir? Bu çok iyi bir örnektir. Mesela o konuşmalarında değişik değişik milletlerden insanlar geliyor. Hollandalılar geliyor mesela. Hollanda lisanıyla onlara Flemanca biraz konuşur. Şimdi bizim Van Gogh'un bir önceki seminerde Van Gogh'u konuşmuştuk. O Van Gogh'un o yaşadığı, kendisi toplumuyla yaşadığı o sıkıntıyı mesela mizahi dille şöyle şey yapar. Mesela Hollandalılar keiken niet kopen, mesela hoca öyle der. Ama yani bak bak alma. Yani alma politikaları yokmuş onların. Hatta bir yere seyahate falan gittiklerinde yanlarında yiyecek falan da götürüp çok az alışveriş yaparlarmış. İşte bunlar diyor Van Gogh'u diyor açlıktan öldürdü bu toplum diyor. Onu değiştirmiş o sözü. Keiken almak kopun. Yani bak bak alın diyor. Veya mesela bir Fransız gelir galeriye. Fransızlarla Almanların arasındaki o şeyi kullanır. Bir bayansa o eğer o. Sen işte bir Fransız'a yani bir Alman zengin birini bulursan işte evlenirsen onunla işte büyük bir resim alabilirsin. Böyle turistler komplekse kapılıyorlar yanında. Mesela bir İngiliz gelirse işte onu Fransızlarla işte şey yapar. Mesela İngilizceyi falan da Lazca konuşur. Böyle çok hoş bir şeyi vardır. Laz aksanıyla konuşur. Bu son çalışmaları çok çok ilginçtir. Bunlar hala var atölyesinde. Bazıları satılmış. Bunları detaylı olarak biraz sonra tekniği açıklayacak. Mesela bu soyut ekspresyonizm dediğimiz sanat akımını bu alemler soyut anlayışla nasıl vurguladığını biraz sonra göreceğiz. Videosunu çektik bunların. Evet. Bu resimleri tek tek hocaya anlattırdık. Normalde keyfi olmadığı zaman biraz sert davranır. Bunlar dönem dönem yaptığı çalışmalardan hepsini anlatmak mümkün değil. Gözleri kapalı gençlik şeklinde, kör gençlik diye bir dönem bunlardan çok çalışmıştı. Işığa ulaşmak veya işte farklı isimler verilebilir. Bu Anadolu kadınlarını kolaj tekniğiyle son derece fazla, o kadar çok deneme yapmıştır ki bunlarla ilgili. Arkadaki o yazı şekli pek çok resminde o Orhun kitabeleri yazıtlarından tutun. O pek çok kaligrafi yazı unsurunu kullanır. Pastel boya bir çalışma. Bu yama tekniği dediği kolaj çalışması hepsi kumaşların birleşiminden sadece desen var kenarlarında. O minyatür geleneğini biraz daha çağdaş bir yorumla yorumunu görüyoruz. Bu çalışmada da aynı şekilde. Deri, kumaş, çok farklı malzemeler var. Bu protesto için yaptığı bir resim, baraj, gölü baraj olacakmış bu dere. O yüzden yok alan tarih. Çok fazla boya tekniği, çağdaş malzemeyi kullanıyor. Boya tekniği çok yoğun kullanımlıdır. Ve mesela bir önceki resimde gölge yoktur mesela. Van Gogh farklı şekilde kullanmıştır. Mesela hoca Avrupa ülkelerini dolaştığı gibi Çin'e de gitti biz oradayken. Çin'de kaldı. Çin'de ve Japon sanatını çok sever. O mesela Avrupa resminde boşluk 3/2'dir. Japonlar bunu 1/3 oranda kullanırlar. Hocanın resimlerinin çoğunda çok az boşluk vardır. Bazen çok az böyle özellikle çizim lavi tekniği kullandığı tekniklerde o Çin'e gittiğinde çok etkilenmişti. Mesela empresyonizmin işte hepsinin Çin'de yapıldığını yani bu Çinlilerin bizden mesela 20 milyonluk şehirde diyordu 2 milyon sanatçı var diyordu. O gezisinde anlatmıştı. Ve kullandığı fırçaların çoğu ya Japon ya da Çin fırçalarıdır. O çok büyüktür o fırçalar. Yani şöyle yani bayağı büyükçe uç kısmı ve onlarla dediğim gibi çok hızlı seri çalışıyor. Trilinle çalışıyor, o sert metalle çalışıyor. Bu yaptığı çizimler, yaylalar, işte manzaralar, Bursa, İstanbul'ları göreceğiz. Yayla resimlerin üstten bakışları, İstanbullar. Evet, çok hızlı bir şekilde. Son dönemde bahar dalları var resimlerinde. Yoğun olarak erguvanlar. Evet. Bahar dallarından örnekler.
Amacım benim inşallah hocayı sağlığındayken, bunu biraz başa alabilir miyiz? Sağlığındayken bizim onun kıymetini bilip birkaç üniversitede inşallah görüşüyoruz. Onun destekliyor, bir fon oluyor. Evet. Burada Biraz başına. Tamam. Bir yarım saatlik bir belki sürmez, 20-25 dakikalık bir şey kendi sesinden onun destekliyor, tabloları bir fon anlatacak oluyor. inşallah. Burada merkezde bir alarm var, bir obje var. Orada mesela sen dünyanın kendini bir merkez olarak kabul ediyorsan sen bir orada bir ayetsin, bir objesin. Bir kendini benden başka kimse yok sanıyorsun yalnız bulunduğun yerde ama çevrende mikroorganizmalar, kelebekler, sinekler, her şey çalışıyor. Tamam mı? Çevrende başka alemler, dünyalar var. Sen sanıyorsun ki benimle ilgisi yoktur. Orada karıncalar dolaşıyor. Uzakta köpekler havlıyor. Veyahut da kurbağalar ötüyor. Sende psikolojik bir ilişkisi var, bağ var. Ta senin o bir rengin ta uzaktaki bir renkle alakası var. Bir kişinin ta uzaktaki yıldızlarla başka şeylerle alakası var. Yani yalnız bir alemler içinde alem var. Onun için mesela burada diyeceksin ki gülle dokunmanın ne ilgisi var? Veya onun da ne ilgisi var diye. Tamamen ters olan objelerin zıtlıkların da bütünlüğü var. Yani dünyada nasıl alemler içinde alem varsa ve çevrendekiyle alakalı yok, alakasız gözüküyorsa bile alakası olan ama bütünlüğü sağlayan, birliği sağlayan bir çevre var. Yani göz noktası tuvalin kendisi oluyor değil mi? Objenin ortadaki obje, ortadan vuran obje kendisi göz noktası oluyor. Evet. Hem seni içeriye doğru çekiyor hem sana doğru geliyor. Evet. Bu mesela diyeceksin papatyada bir ayet var, bana göre bir ayet hem seni merkeze doğru çekiyor hem merkezin sana doğru geliyor. Tablonun kendisi vurgu noktası. Kendisi vurgu noktası oluyor, bu bir seri. Bu düşünceyle bir sürü tablo yapıyor. Bunlardan nar var. Nar var, simit var, mısır var, elmas var, o bir odayı aç, bir var, bir sürü göreceksin. Kelebek var. Kelebek var, çift sarı yumurta var. Bilgehan, Kahan abidesi, Kültegin abidesi. Bu geometri. Biliyorsun hamsi gözünden başladın bu işe. Gelişti, gelişti, gelişti. Sonra Selçuk sanatıyla, ağaç olma sanatıyla bağlantı kurdu. Burada tuvalin tüm yüzeyi. Ama Selçuk sanatında biliyorsun bir beşgen alınıyor. O beşgenin simetrik açılımı var. Simetrik açılımı var. Sadece bir tek fon var. Evet. Burada fon tamamen serbest kendi başına bir tablo. Evet. Zengin bir doku var fonda. O doku üzerinde tamamen asimetrik. Hiçbir kurala dayanmaksızın gelişen bir tablo var. Ama burada bu çok sesli bir müzik. Şimdi burada o soyut altyapı, modern sanatın o soyut altyapısı var değil mi hepsinde? Fonda yani... bir soyut ekspresyonist bir fon var. Evet. Çünkü her şeyin içinde, her kararın içinde bir soyut ekspresyonist bir tablo var, bir doku var yani. Evet. Tek bir düze değil. Yani. Ya burada ama ya renkler renk ama sonuçta var. Bir bakıyorsun Sultanahmet Camisi'nin kapısındaki beşgenler gibi bir hava verir. Evet. Ama mesela şöyle sekizgene değişik şeylere doğru geçince evet. Orada da optik bir sanata doğru geçiş yapıyor. Daha doğrusu çağdaş bir İslam sanatı oluyor. Evet. Ben de işte bu şeyi vurgulamak istedim bu evet. Seminerlerde. Şimdi çağdaş yorum nasıl olacak? Bizim bu geleneksel bakış açısını daha modernize nasıl gelen işte böyle serbest çalışmakla olacak. Evet. O kuralları yıkmakla olur. Gelenekçiler hiçbir zaman geleneğin kurallarını terk etmiyorlar. Bu bir tasarlanmış bir çadır projesi Lozan Bienali için. Lozan Bienali'ne gerçekleştirmek için üç boyutlu halatlar, dokumalar, böyle metal objeler asılarak tasarlanmış bir proje. Aslında bir Anadolu'da bir kızın, bir çocuğun başlığından ilham alınarak yapılmış ama bu 3,5 metre yüksekliğinde buna iskelet konulduğunda bu metal da şu büyüklükte oluyor. Evet. Hocam büyük. Sizin duvar halıcılığı için Almanya'ya gittiğinizi biliyoruz. Evet, tekstil obje. Tekstil obje sadece duvar halıcılığı anlamına geliyor. Tekstil. 3 boyutlu, evet. Ortaya konulabilen, etrafında dönülebilen bir obje olarak düşünülüyor. Orada bir mısır da, simit de öyle. Evet. Mısır yere konulan böyle
mimari bir obje olarak simit havaya asılabilecek bir obje olarak düşünülmüş. Onu halı olarak tekstille gerçekleştirmek düşüncesiyle yapılmış. Onu bir dokuma olarak, üç boyutlu olarak gerçekleştirip ortaya konulabilecek, etrafında dönülebilecek bir obje olarak düşünülüyor. Tasarı bu. Ama çevresindekiler de hocam. Çevresinde, bu bir eskiz olarak düşüneceksin. Bu bir taslak. Bu üç boyutlu Lozan Bienali için gerçekleştirmek için bu projeyi sunuyorsun. Adamlar kabul ettiğinde sen bunu gerçekleştirmek zorundasın. Üç boyutlu olarak gerçekleştireceksin. Bu şeyde buna benzer buradaki düzene göre objeleri asacaksın. Hazırlayacaksın ve götürüp koyacaksın. Burada buna benzer bir sürü projeler var. Anlatımlar var. O projeler buna benzer bir sürü taslakların daha olabileceğini gösteren ilhamlar. İçin bu tür yaptığın çalışmalar aslında çok çok ilginç geliyor. Evet, herhalde. Yani bir İstanbul'da yaşayan Müslüman bir modern sanatçının neler yapabileceğini gösteriyorsunuz bize. Evet. Merkezde çok güçlü bir vurgu var. Evet. Ve çevresindekilerle onlar hem kontrast hem uyum içinde, değil mi hocam? Evet. Hem kontrast hem bunun bütünlüğü sağlıyor. Yani mesela orada horozların dövüşmesi var. Evet. Ama yumurtayla ilgisi var. Evet. Psikolojik ilgisi var. Evet. Ama sonuçta oradaki horoz dövüşü veya şu tavukların sohbet etmesi bu resme ters düşmüyor fazla çünkü rahatsız etmiyor. Burada çift sarılı yumurtanın orada civcivlerin mesela kavga edişi var. Şu boya sürüş tekniği modern resimde çok kullanılan bir yöntem ama siz onu öyle bir kullanmışsınız ki artık bu yerli ve işte anlatım yerleşmiş oluyor. Yani teknikler farklı. Çağın malzeme kullanım şeyini bu şekilde gösteriyor. Evet. Bunu bir meditasyon mekanı diye, meditasyon odası olarak tasarlanmış bir Lozan Bienali için yapılmış bir proje. Evet. Bunu gerçekleştirdi. Evet. 3,5 metre yüksekliğinde demirden iskeleti olan dokumalar ve şu şeyler şeffaf, burada aslında küçük sedef şeyler. Deniz kabukları ama bunu böyle torbalarla büyük şu o zaman bu büyüyünce o torbalar bu büyüklüğe çıkıyor. Evet. O zaman başka şeffaf içinde bir takım böyle pamuklu şeyler konulmuş, iller konulmuş ama böyle şeffaf naylona benzer ince tül gibi şeylerle bu torbaları hazırlayıp koydum. Astım bunu 3,5 metre yüksekliğinde yaptım. Aşağıda püskülleri var. Onu dokudum. Almanya'da mı dokudum? Evet ama dokudum orada. Türkiye'ye gelince kimse tekstil objeden kimsenin bir şey anladığı yok. Evet. Evde başımıza dert oldu. Hanım isyan ediyor. Ne olacak bunu, ne kadar taşıyacağız, şudur budur. Söktük bunu. De iskeletini attık. O diğer şeylerini de attıktan sonra şu dokuma uzun şunun çevresini saran bir dokuma, bir de kapısı var. Kapısını ayrı sattım. Şu da kapısı. Kapısını İzmir'e bir yere sattım. Diğer parçaları da bazılarını sattım. Kestik yani. Uzun bir şey oldu çünkü. Bunun 10-11 metre uzunluğunda şey parça parça kesip sattım. Hocam burada Orta Asya'daki bizim o geçmişe dönük bir... Burada bir kubbe, yani mekan, mimari bir anlayış var. Evet. Monumental, abidevi bir görünüm var. O görünümü, o mimariyi burada canlandırıyorsun. Evet. Ondan sonra bunun yanında bir de Moğol çadırı var. Hatırlar mısın? Bilmiyorum. Evet. Moğol çadırımız var. Londra'ya sattı. Evet. O büyükçe. Bunun gibi neydi? Ayçiçeği. Moğol çadırını birlikte sattım Londra'ya. Evet. Onlar ikisi de bir tane daha var hatta. O da tarihi bir çalışmaydı, onu da aldılar. Victoria evi olan zengin bir delikanlı, yani balayla gelmişlerdi, onları alıp götürdüler. Bunun şimdi fonunda başka aklıma gelen, mesela tekstil obje olabilecek objelerin tasarımları var arkada. Mesela bunun kapısıydı. Kapısını sattım ayrı.
Yani aslında her birisi yani, bir tam şöyle bir kapı var. Şöyle bir kapı var. Ön cephesi. Bu arka cephesi. Evet. Yani bu yan cephede öyle de arkada şöyle bir kapı var bu çadıra girmek için. Hı hı. Mesela ölçüleri. Şöyle bir tablo. Çok ilginç. Ha, düşün onun da bir tekstil obje olabileceğini, böyle bir objenin olabileceğini. Bütün bunlar hep tasarı şeyleri. Yani bir yerde Kızılderililik de var, bir yerde şeylik de var. Evet. Şaman şeyleri var. Evet. Orada bak Serendere ben tekstil obje olarak düşünmüşüm. Yerde bitmiş bir mantarı bile tekstil obje olarak düşünmüşüm. Evet. Burada hepsini neler düşündüğümü ve yazıyorum zaten. Hocam siz kalite ayrıntılarda gizlidir derdiniz, detaylarda gizlidir. Bak aslında burada ölçüleri bile vermişim. 2.25. Evet. Detayda gizli değil mi hocam hep ayrıntılar? Şeytan da detayda gizli. Öyle mi? Şimdi bu hocam burada yüzeyin tamamını kullanmışsınız. Renk dağılımı bize, yani geçmişte bunu çokça anlatmıştınız. Renklerin işte sarıların dengesi, mavilerin, kırmızıların yani burada kontrast bir harmoni var. Evet. Genellikle açık ve sıcak bir fon tercih edilmiş. Evet. Ondan sonra o renklerin şeyine göre merkezler seçilmiş ve gruplamalar yapılmış. Bu ama fon son derece hassas ve soyut ekspresyonist şeyler var, dokular var. O dokular üzerinde beşgenlerin galaksiler gibi birbirleriyle bağlantılarını kuran bir organizasyon var. Evet. Yani burada da alemlerin birbirleriyle bağlantılarını gösteren şeyler var, çizgiler var. Evet. Bir sonsuzluk. Bir sonsuz yıldızlar gibi, galaksiler gibi birbirleriyle ilişkisi olan her bir beşgenin içini bir alem olarak düşünürsen, alemlerin birbirleriyle bağlantılarını gösteren bir sistematik bir gelişme var. Ama simetrik değil, tamamen asimetrik. Yani hiç kimse bunun niye burada yalnız olduğunu, neden ya onu yaptın diye kendin bile bilemezsin. Yani. Burada hocam, ruhla yapıyorsun sonuçta. Mavilerin dağılımı çok güzeldi. Sarıların... Sıcaklarla, işte soğukların böyle dağılımını yapıyorsunuz. Yıldızlar gibi bağlantılarını kuruyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Onun bu anlatılması zor. Evet. Burada daha dingin. Burada sekizgen. Evet. Buradaki renk anlayışına göre buradaki daha... Bu başka bir resim. Başka bir resim, evet. Burada sekizgen bir anlatımın içinde burada fırça darbeleriyle yumuşak şeyler var. Dokular verilmiş. Mesela enfresyonist bir anlayışla doku verilmiş, fırçalar, darbeleri var ufak ufak. Onlar, yine sekizgen galaksilerin dağılımı var. Evet. İç içe, burada her şey, her obje kendi kendine bir patlama yapıyor. Pat, 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 evet. Pat, böyle. Evet. Yine bu bir İslam optik bir sanat, evet. İslam sanatı işte. Padişah'ın penceresi. Penceresi, evet. Cariyeleri seyrettiriyor. Evet. Bir resim. Aslında fon sıcak, sonradan o soğuklar, sonradan daha serpiştirilmiş. Hı-hı. Yani fon açık renkli ve sıcak bir harmonide evet. Soyut bir fon hazırlanmıştı. Sonradan bu maviler sonradan eklendi ve kontrast bir harmoni yürütüldü. Ona göre bir düzenleme yap. İşte evet. Burada bir beşgen var. Bunu çok farklı yönlere çevirerek çalışıyorsunuz değil mi? İstediğin gibi az, istediğin gibi çevir, bağ. Yok, siz çalışırken. Tabii döndüre çalışıyorsun. Evet. Bunu anlatır mısın? Bu çok güzel. Şimdi burada o çizgiler belirsizleşmiş, yok. Ama tek çizgiyle bağlantılar var. Tek çizgiyle bağlanınca burada dönüşler, hani kübizmdeki dönüşler gibi dönüş oluyor. Biraz daha öyle olsa kübizme girecek ama burada başka türlü yine İslam'ın bir anlayış var. Evet. Ağaç oyma gibi. Ağaçların yanına eklenmesi gibi. Evet. Yani bir parça buraya sanki kutu gibi eklenmiş. Evet. İçe gömülmüş. Burada spatula ile. Spatula ile. Burada tamamen beşgenlerin
soğuk sıcak göre ayarlanarak, bak şurada bir sıcak grup var, burada bir sıcak grup var, burada soğuk grup var. Farklı birisi. Bak şimdi burada bitiyor, burada böyle açılıyor ve buradaki içerideki dokular son derece lezzetli, zengin yani mermerdeki. Evet. Renk geçişleri çok güzel olmuş değil mi hocam? Evet. Evet. Burada bak turkubaz renkler, evet. Burada sarı sıcak kırmızılar, evet. Kırmızı içinde kırmızılar, renk var burada. Bu da ona göre daha belirginleşmiş. Burada bağlantılar, galaksi bağlantıları daha kesinleşmiş. Bu sefer bunlar örgü gibi, sefet örgü gibi devreye giriyor. Evet. Bu da bir anlayış şimdi. Bu mesela İslam'da Selçuk ağaç ormanlarıyla bağlantı kursa bile orada böyle şeyler yok. Farklı bir şey var. Hocam ben bunları küçük çocuklara, okulda küçük çocuklara gösterdim. Evet. Bunlar size ne anlatıyor dedim. O kadar etkilendiler, o kadar sevdiler ki bu resimleri. Yani çocukların yorumlarını dinlemenizi isterdim. Yani çocuklar direkt böyle o renklerin o saf, temiz, güzel kullanılışı, bu İslam sanatlarında da bu netlikte, saflıkta, temizlikte renkler kullanılıyor biliyorsunuz. Çok ilginç. Bizim evet. Millet biz soyut resimden anlamıyoruz diyor. Evet. Ama sermiş şey yerine odasına sermiş olduğu veya duvara asmış olduğu bir Selçuk halısına evet. Ben bunu anlamıyorum demiyor. Yıldızların tekrar edişi var. Evet. Camilerdeki o motiflere. Yani hiç itiraz etmiyor, onu evet. Anlıyor yani. Evet. Anlamıyorum demiyor. Evet. demiyor, böyle bir şey yok. Evet. Ya. Anlatmak ister misin hocam? Mesela sarı... Sarı çok şiddetli ve göz noktası oluşturuyor. Evet, oradan başlıyor. O sarıyı bilhassa sakladım özellikle. Evet. Sarıyı destekleyen bir iki tane daha turuncular var. Evet. Bak şu sarıya şu turuncu destek veriyor. Bir iki tane de küçük yıldız gibi. Yani bunlar yıldız gibi. Evet. Gökyüzüne dağılmış yıldızlar gibi. Ama birbirlerine bağlantılı yani birbirini sanki ayakta ağ gibi tutuyor. Bunlar bir ağ doku yani. Evet. Bunlar ayrı bir lezzet veriyor. Bütün aslında bunlar hocam şey sizin o tekstil obje eğitimi almanızın etkisi var. Var tabii. Beşgen. Evet. Beşgen çok dinamik bir form ve her tarafa şey yapıyor. Altıgen biraz daha dinginleşiyor. Evet. Sekizgen de daha durağan bir hal alıyor. Beşgen her yöne gider bile, her yöne çeken bir dinamik bir form. Evet. Ama bu daha sakinleşebiliyor altıgende. Bu altıgen bir kompozisyon ve bunda hem kumaş hem deri kullanılmış. Başka malzemeler kullanılmış bunda. Evet. Yağlı boyayla tamamlanmış bir resim. Hocam aslında şuralar tek başına tablo değil mi? Evet, yani, tek başına yani doku böyle. Mesela şurası. Evet. Çok... İşte onları ben kasten bıraktım. Evet. Yani bu da ayrı bir form yapıyor, destekliyor, evet. Zenginleştiriyor. Yani bu... Burada da başka bir doku anlayış var, onu evet. Da öyle bırakmışım. Evet. Ateş sıcaklığında bir resim. Evet. Ve her şey, her beşgenin içinde bir tablo var. Bak, şimdi... bu başka. Bu her bir parça evet. Ayrı bir tablo olarak düşünülmüş. Ve zenginleşmiş, ton zenginliği var. Sıcak bir harmoni de. Bunda tamamen sıcak bir harmoni bu. Hocam, küçük bir iki tane şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela bu soyut ekspresyonist resimler var ya hocam. Evet. Altyapısında bu var ama üstünde sizin yorumunuz var değil mi? Evet, soyut ekspresyonizmin fırça darbeleri var. Evet. Ama malzeme bu... kullanımı var yani çağdaş sanatta malzeme nasıl kullanılıyorsa boyanın dokusu var. Evet. O boyanın dokusu üzerine inşa edilmiş. Evet. Önemli olan bunun üzerine kurulan bu. Şunu sormak istiyorum hocam. Bu bir batılı geldiği zaman hı. Çok çağdaş bir eser görüyor aslında burada. Herhalde. Kendinden yani bir şey buluyor. Bizim şeyimiz karşısında, çalışmalarımız karşısında evet. Saygıyla eğiliyor ve kabul ediyor. Evet. Hiç kendi memleketlerinde böyle bir çalışma görmemişler zaten. Evet. Yapmıyor zaten bunlar. Kimse böyle bir çalışma yapmıyor. Harmoni izlenmiş.
Bana göre biraz işte kuru kalıyor diğerlerine göre ama burada farklı bir harmoni. Zorlama var. Burada soğuk renk konulmamış. Soğuk renkler bir şeyin içinde var. Ama harmoni olarak belli bir renk harmonisi izlemiş böyle. Morların girmiş olması. Morların böyle mor, pembe falan o renklere yakın bir harmoni izlemiş. Burada yine merkez burada seçilmiş. Ne olmuş ondan sonra? Hem tuvalin bütün yüzeyi kullanılmış değil mi hocam? Yüzeyi kullanılmış. Bu tarzda yapılmış bazı çalışmalar yok şu anda. Onlar Singapur'a satılmış. Hediye olarak eve verdiklerim var. Ömer'in evinde iki tane böyle asılıyor. Evet. Her çalışma burada değil. Evet. Beşken falan yoktu. Tamamen fırça soyut olarak çalışılmış, kendi başına bitmiş bir tabloydu. Evet. Bu böyle bir tablo kendi başına çok güzeldi. Evet. Ama yani soyut ekspresyonist bir resimdi. Evet. O resmi bozayım mı bozmayayım diye, yani böyle bir çalışma yürüteyim mi diye çok düşündüm. Evet. Belki o resme yazık oldu. Çünkü o şeyleri böyle bir kadraj içine almış oldum ve değişmiş oldum. Her bir parçada bak ne kadar zengin şeyler var, dokular var. Aslında her biri gene resim değil mi hocam? Şimdi her bir resim. Işte her bir kadraj. Her kadraj resim. Ama bunlar yokken, hudut yokken bunlarda geçişler vardı. Böyle bir keskinleşme yoktu. Evet. Şimdi burada geometrik bir tasarı oldu. Evet. Burada yine büyük beşken, küçük beşken böyle bir şeylik denk şeyli farklı büyükleri. Asimetrik dengede formlar birbirinden büyük, küçük, daha küçük, daha büyük diye bir sıralama olması lazım. Asimetrikte eşit form olamaz. Simetrik dengede ancak eşit bir form olur. Burada hocam bir de sanki resim aşağıdan yukarıya doğru büyüyor gibi böyle bir avidevi bir şey var değil mi? Şeydeki o tasarımdan geliyor yani bu, bunların dizilişinde baş aşağı çevirsen başka türlü. Evet. O zaman yukarı doğru çekeceksin. Evet. Aşağı da çekebilir, yukarı da çekebilir yani şey yok. Ya burada sıcak sarıların mavilerle o kontrastlığı çok iyi. Söyleyeyim. Şimdi bu serinin başlangıcı tek bir beşken. Evet, tek beşkenden hareket. Evet. Yani seri bir tek beşkenle, bir gözlem hareketle başlıyor ve gelişiyor. Orada tek mavi içinde hareketli bir mavi. Ama bu beni tatmin etmedi. Belki de üstünde çalışmam lazım. Mavi çok şey oldu. Tek renk oldu. Üstünde oynamam gerekiyor. Başlangıç aşamasında bir resim. Burada bağlantılar yapmamışım. Keskinleştirmemişim. Havadayım. Boşlukta uçuşan bir beşkenler var, yıldızlar gibi. Birbirlerine bağlantıları yok burada. Boşlukta uçuyor. İşte böyle bir çalışmayla başlıyor. Burada tamamen soyut bir ekspresyonist bir form var, böyle dokulu. O form üzerinde yavaş yavaş beşkenler belirleniyor. Gök cismi gibi, ay gibi, güneş gibi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ondan sonra onların bağlantılarını kuruyorduk. Burada devam ettirmemişim, öyle yarım bırakmış. Ya bazen resmi bitirmemek gerekiyor. Bunlar böyle bazı yabancı sanatçılar, engel oldu da onun için. Bu Akıncılar serisinde son çalışmada 20 tanesine birden başladı. 20 tane. 20 tane resme aynı anda başladı. Akıncılar serisi. Çizgilerini aynı anda attım, renklerini aynı anda attım, figürlerini aynı anda attım, renklerini de şeylerini aynı anda attım. 20 tane resimde birbirine benzedi. Benzedi. Sanki aynı günde, aynı kişi tarafından yapılmış gibi oldu. Böyle şey nasıl olur yani, ben farklı bir şey olacak sanıyordum. Olmadı işte. Renk harmonileri birbirine benzedi. Bak, yani farklı olsa bile açık koyu fark etmez. Bak şimdi bu bakıyorsun buna, boya dağılmaları, tuşlar hepsi aynı oldu. Bak şuna bak. Ama çok güzel. Boyalar evet güzel ama 20'si de aynı anda başlandı. Bu bir tecrübe bak, böyle bir deney yapılmamış. Evet. 20 tane tabloya aynı anda başlayınca bak, Hepsinde renk harmonileri, coşkular aşağı yukarı aynı günde yapılmış gibi. Evet.
Ama bu biraz farklı zamanda yapılmış. Bak. Bu çok güzel hocam. Yani burada farklı bir şey. Hocam burada o beşgenlerdeki önceden hazırladığım fon gibi burada da böyle bir fon hazırlanmış. Soyut bir fon değil mi? Ha, bunun üzerine gruplamalar, kompozisyon yapılmış. Mesela hocam siz bunu önce Çin'in mürekkebiyle defalarca eskizini yaptınız. Eskizde o eskizleri bütün burada birleştirmişim. Evet. Tamam. Bak bu da öyle. Bu da onun zamanında. Bu bak, bununla aynı zamanda yapılmış. Evet. Evet. Ama o farklı. Bu da bunlar çok beraber belli zamanda yapılmış resimler. Bunlardan tabii çoğunu satmışım. Burada Akıncılar Sesi, burada bak kompozisyonlar var. Evet, evet. Burada o her dönem yaptığım şeyler bir öncekinden farklı. Burada bak soyut bir fon var. Evet. Gördün mü? Burada da soyut bir fon var. Evet. Önce soyut bir resim olarak tamamlanmış. Bu resim bir müddet soyut olarak sergilenmiş. Ondan sonra canım sıkılmış, bozmuşum, bunu devam ettirmişim. Evet. Burada yine minyatür etkileri var. Bak oradaki kompozisyonların hareketlere bak. Evet. Yani savaş oyunları vesaire konular. Burada değişik malzemeler kullanılmış. Evet. Kolaj özellikle. Yani, burada yine o tarihi seriden ama yani şey değil. Bak burada başka türlü anlatımlar var. Burada kalın yine dokulu malzemeler, yine bir kompozisyon. Spatülayla. Yani spatülayla yapılmış. Burada başka. Bak. Evet. Burada kompozisyonlara bak. Çok güçlü hocam ya. Oradaki o şeyde boyalar, boya kullanımı. Yani hocam aslında o demin söylediğimiz şey var. Tabii burada aşağıda bir desen var. Aşağıdaki tek figür, evet. Şuradaki kalabalık figür arkaya doğru, arkaya doğru itiyor ama o bazen bunlar öne geliyor sanki, evet. Göz yanılsaması yapıyor. Evet. Çok buradaki armoni güçlü bir şeyler, hareketler çok önemli yani. Evet. Evet. İlk başlangıç. Bunda Fransız şeyler vardı, ressamlar vardı, ziyaret etmişler. Evet. Aman diyorlar, elimi tuttular, ya buna dokunma, bu bitmiş, daha sen ne yapacaksın yani? Ya bu resimle daha nesine devam ediyorsun? Ben daha devam ediyordum böyle. İlk başlangıç bu. Evet hocam. Kahverengi şeyle, geniş fırçayla şakır şukur işte çiziyorum böyle. Ya dediler, tamam bu resmin nesine dokunacaksın? Bu resim böyle bitmiş. Sen başka bir resim yap dediler. Bir başka tuval aldım. Evet. Ona başladım. Bu sefer dediler ki tamam. O da burada duruyor. Öyle mi hocam? O da burada. Nasıl hocam, aynı gün? Aynı gün. Şimdi bu tuvalın hangisinin önce başladım bilmiyorum. Ya ona ya buna. Evet. İlk böyle şeyi attım, kompozisyonu. İşte koyu leke, açık, koyu beyaz at. Kırmızını alacalı at. Burada da beyaz at. Evet. Burada bir beyazın yanında kırmızı ve burada bir gruplama. Burada üçgen bir kompozisyon. Burada bir grup, burada bir grup. Böyle bunu da bağlıyorum o grubu koyu bir lekeyle. Lekeleri attım böyle fırçayla, geniş fırçayla bak akmış böyle görüyorsun. Aman dur! Yeter! Elimi tutuyorlar, ne olursun bir daha bir şey dokunma. Sonradan bu boyalar sonradan bulaşmış, yok. Onun da ilgisi yok. Ama resimde bu boyalar sonradan bulaşmış. Evet, çok taze, çok güzel. Çok taze, böyle bırakılmış bir resim. Evet. Dediler ki ama bu resim bundan daha güzel. Dediler ki bu resim bundan güzel. Bu resim ondan daha güzel dediler. Evet. Yani çalışıp böyle yoracağına, evet. Böyle taze bırak daha iyi dediler. Hakikaten. Böyle kaldı, iki tane resim kaldı. Bitmemiş resim mi? Ha, bitmemiş resim, başlangıç. Evet. Ona 20 dakika falan çalışmışım yani. Evet. Evet. Fon hazırladım. Evet. Üstüne resim yapmak için. Evet. Ama yine bunda dediler ki, daha bundan yapacak ne var ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İşte bitmiş. Evet. Bu ama bu yine tekstil objeyle ilgili bağlantılı bu. Evet. Bir sonsuzluk var değil mi hocam? Evet. Böyle burada insanı bir etkileyen bir yapı var. Evet. Evet. Tabii bir şey var, malzeme var, deri yani. Evet. Deri olarak. Deri kullanıyorsunuz. Deriyi rendeledim, hasta oldum, bir sürü toz yuttum. Ondan sonra arkasını, önünü rendelemişim yani derinin. Evet. Yapışacak yerini rendeledim ki yapışsın diye. Evet. Yoksa yapışmaz deri. Evet. Bu bildiğimiz ham deriler, öyle evet, mi? Evet, ham deri. Evet. Aslında insana çok şey anlatıyor hocam değil mi? Bir duvar gibi, evet. Başka sonsuzluk böyle. O rengin insana bir... Bunu bu şekilde beğenen çok insan var. Evet.
bazen hiçbir obje, hiçbir imajı, mesela hiçbir nesneye gerek yok değil mi hocam? Yani bazı yerde hiçbir hani nesneye insanlar gerek yok. Yani bazen konuşmadan da anlaşılır ya, bu öyle bir şey. Öyle bilirsin. Devlet yüzey sınıftan akademisinin giriş imtihanında böyle dar ve uzun bir form verildi bize. Herhangi bir şey alıp içini bir şeyle dolduracaksınız dedi. Evet. Ama yani bu dar ve uzun formun verilişinde böyle bir ölçünün verilişinin bir sebebi olması lazım. Kimisi mesela az bir yerin şey bir bölümünü kullanıyor, diğer bölümü boş. Evet, öğrenciler değil mi? Öğrenciler. Şimdi bunu dar ve uzun form bize ebat verilmesinde bir maksat var tabii. Bizi yanıltmak için böyle bir şey verilmiş. Ha, ben onu tablonun tamamını kullanmak için böyle kendim yaptım aslında. Evet. Etrafını biri çizdi etrafım orada. Ondan sonra başladım şeye. Yani burada bir iç savaşı, insan vücudu içindeki bir savaşı, bir o imparatorluğun çöküşünü anlatmak istedim. Ama 1967'de Yunus Emre'nin bir şiirini okumuştum. Evet. İmtihan süresince hiçbir şey aklıma gelmiyor. Bir türlü ne yapacağıma karar veremiyordum. O Alman profesör de geliyor diyor ki ya Türkler zaten hep böyle düşünür de bir şey yapamazlar. İkide bir geliyor bir Türkler böyle hep düşünür bir şey yapamazlar. Bir başladım çalışmaya. Adam hiç şeyinden eksik olmuyor. Ya biraz daha çabuk ol ki bak imtihan süresi bitecek. Şöyle olacak böyle olacak. Ondan sonra Yunus Emre'nin bir şiiri var divanında. İşte 70 bin çerur gelir şefet ordusundan, 70 bin çerur gelir mide ordusundan, 70 bin çerur gelir iman ordusundan. Yahu dedim adam insan vücudunu dedim savaş meydanına benzetmiş. Bu kadar çerur, bu kadar asker savaşıyor. Evet. İnsan vücudu şimdi nefis ordusu bilmem ne ordusu sayıyor da sayıyor. Dedim ya bu adam insan vücudunu savaş meydanına çevirmiş dedim baksana. Evet. Kendi kendime. Yani o anda tabii o zaman oluşmuş ve beynimde bitmişti ama gerçekleşmemiş bir tablo beynimde öyle kalmış içimde. İşte herhangi bir şey alıp içini bir şeyle doldurun deyince bak Berlin'de aradan 67 ile 73 arasında kaç sene var? Evet. Onca sene sonra orada ortaya çıktı. Burası. Ha. Bir buçuk ay akademinin bir salonuna astılar ama beni bir mülakata aldılar. Niye Berlin'e geldim? Türkiye'nin kalabalık oluşundan dolayı bizi kesecek misin? Maksadım dedi. Her bir detay ayrı bir kompozisyon oluşturuyor. O gruplamalardan yeni tablolar çıkıyor. Onu soyut olarak gördüğünüzde şimdi bakın burada mesela diyelim ki şurada atlı bir grup devam ediyor. Görüyoruz. Bu grup kendi başına insana ayrı bir kompozisyon fikri veriyor. Ayrı bir kompozisyon. Şuradaki şey soyut olarak bir renk düzeni. Evet detaylarda detay var ama bu detayın sonunda şurada bir tablo çıkıyor. Soyut bir tablo çıkıyor. Bak her bir yerde bir soyut tablo bakıyor. Şu parça olarak gör. Hepsi gruplamalar ayrı ayrı gör. Bir tablo çıkıyor. Sonra daha uzun bir kağıt alıp o 8-10 metre uzunluğunda bunlardan bir kompozisyon yaptı. Sonra gruplamalar yapıp işte mesela şöyle bir grup, böyle bir grupla büyük seriler hazırladım. 15 sene sürdü bu. Arada bir dalga dalga geliyor. Gene hala daha yapabilirim ben. Evet. Hocam Almanya'da siz hangi hocayla çalışmıştınız? Hantrier'le, Ulrich Knispe, değişik hocaların yanında çalıştık. Gerda Röhn. Joseph Beuys'le çalıştık. Joseph böyle baktım, gittim, ziyaret ettim ya bir hafta orada durdum, izledim. Adam saçma sapan şeyler yapıyor, yaktırıyor, yakıyor. Ondan sonra terbentin döküp yaktırıyor. Evet. Niye yaptık ben madem öyleyse? Bir şeyler yapıyor böyle, kulübede falan bir şeyler yaptırıyor. Ondan sonra Münih'te miydi o? Şeyde, Düsseldorf'ta. Evet. Düsseldorf'ta. Düsseldorf Akademisi'ne de bunun şeyine, müzesine de bunun bütün saçmalıklarını koymuşlar oraya. Evet.
İyi, güzel yani. Hocam siz... Yalnız bir olmasa yani bunu yapmazlar. Hocanız sizi bırakmak istememiş, onu bir anlatır mısın? Hangi hoca? Almanya'daki. Evet. Almanya'da benim gösterdiğim bir performans, anlayış, şeyi farklıdır. Sana diyor, profesör gerekmez diyordu bana. Onun için mezun olurken de ben sana bir teklif yapacağım dedi. Evet. Ama dedi sen kabul etmeyeceksin dedi. Niye dedim kabul etmeyeceğim, ne biliyorsun dedi. Sen dedi çok milliyetçisin dedi, memleketini çok seviyorsun dedi, onun için kabul etmeyeceksin dedi. Evet. Neymiş ki dedim, ben merak ettim, o da söylemiyor dedi. Yalvardım, ben ısrar ettim, ondan sonra dedi ki benim yanımda asistan olarak kalmanı istiyorum, benim talebelerimin senden istifade etmesini istiyorum dedi. Burada bak 7000 maaş alırsın dedi. Memleketine gitme dedi. Orada senin kıymetini bilmeyecekler dedi. Başına bir sürü işler gelecek, sonra pişman olacaksın. Ben ama pişman olmadım. Ne geldiyse geldi işte. Kendi memleketimde sanatkar olmak istiyorum. Ne olacak? Evet. Anlasalar da anlamasalar da. Ama eserlerinizin herhalde %90'ı belki daha fazlası yurt dışında değil mi hocam? Herhalde ya. Bizim Türkler alacak değildi ya. Ama o gene yabancılar bu modern sanat, çağda sanatı bizden daha iyi bildikleri için, orada kendilerinden çok şey buldukları için bu sanatı herhalde onlar sahip çıktılar değil mi hocam? Yani herhalde onlar alıyor, gene onlar alıyor. Evet. Şimdi de artık kimse alamayacak. Bitti. İnşallah hocam bir kapı kapanınca insana başka kapılar açılırmış. Bazen de yeraltı kapısı açılıyor. Sağ olun. Yani o sanatı... Bir müddet sonra yerin altındaki kapı açılıyor. Yerin altında bir galeri açar zaten. Ondan sonra... Hani insanın o hocam öbür aleme göçtükten sonradaki hani o bu yaptıklarıyla hani yaşaması... Sorgulanacağım. Yok işimiz yok. Orada da tuval taşıktan çekersen işimiz yok. Bu yaptıklar... Arasat meydanında da bu tuvalları taşıyacaksak vay başımıza gelendi. Vay başımıza gelendi. Vay sen niye yapmıştın bunu? İnsanlar seni övdü, şöyle yaptı, böyle yaptı değil mi diyecek. Ya. Yok hocam ben şöyle bir bunun bir vakıf gibi insanlara sönmeyen işte bir akar gibi görüyorum. İşte belki bu çeşmeden kimler içmedi hocam bu sudan bu çok paylaşım oldu. Çok insanlar yetişti buradan. Bir şey yetişmedi ya. İçinde kustu. Dokundu onlar sevgilerini ya. Tabii ya bir sürü şey var görüyorsun ya. Adamlar kimlerin yanında yer alıyor. Bizim aleyhimize döndü yetiştirdiğimiz talebeler hep tersine çalışıyor işte. Bunda da bir rahmet var. Ya bunda da bir şey var. Yani hiçbir iyilik cezasız kalmaz derler hocam öyle mi? Ha, iyilik cezasız kalmaz. Kime Hazreti Ali'ye demişler ki filanca senin aleyhine de böyle böyle konuşuyor. Ya ben ona kötü iyilik yapmadım ki demiş. Niye benim aleyhime konuşuyor acaba? Ben ona iyilik yapmadım ki demiş. Ya öyle. Son söz olarak şunu söylemek isterim inşallah. Bunu hocayı bu şekilde konuşturmak oğlu da burada. Çok mümkün değil. Ömer burada, oğlu. Belki kendisi ilk defa böyle şeyler duymuştur hocanın ağzından. Çok yıllar içinde paylaştığı pek çok hatırayı aslında orada dile getiriyor. Yani Alman hocasını bırakmak istemeyişi, o çok önemli oradaki karar vermesi. Belki yenge hanım söylemişti, Almanya'ya evli olarak gidiyor. Ve büyük oğlu orada bebek arabasıyla müze nasıl dolaştıklarını, ne sıkıntılar çektiklerini, maddi imkansızlıklardan ötürü o müzelerde o slaytlar, binlerce slayt vardır atölyesinde. Gene işte o yüksek fiyata rağmen orada orayı tercih etmeyip de Türkiye'ye gelmesi hakikaten bizim için çok büyük bir şans. Dediğimiz gibi o akademi olmayınca başka kapılar açıyor işte Allah işte dolayısıyla o akademi olmayınca sanat galerisi bu defa parlıyor ve orada gerçekten iyi öğrenciler, büyük sanatçılar yetiştirdi. Bugüne kadar çok sayıda insan yetişti oradan. Sitem etmesi de haklıdır tabii ki kendince hiçbirimiz belki o beklentiyi yanıt veremedik öğrenciler olarak ama
Hocanın bu yorumlarını şimdi bir önceki seminerde Matisse'i konuşmuştuk. Mesela Matisse bir kilise yapmasını istiyor Fransız hükümeti. Acaba hocaya şu eserini bir cami yapsa ve caminin mesela mihrabında, kubbesinde şunlar kullanılsa, hakikaten caminin mesela bir bölümünde kullanılsa, hep aynı motifler, aynı şekilde, yıllardır hep aynı şekilde tekrar eden formlar var. O sıra dışı, modernin, klasiğin dışına çıkıp da yeni bir ses, yeni bir soluk, onun o kültürel birikiminden gördünüz yani. İnsanlar genelde röportajlarında, onunla yaptıkları röportajlarında gazeteciler hep belli şeyler sormuşlar. Hep böyle güncel şeylere cevap vermiş. Ama bu kadar sanata içine girdiğiniz zaman görüyorsunuz ki çok büyük bir deha. Bugün yani insanlar hep öldüğünden sonra mı kadir kıymet bilinecek? İşte sağlığında bizim işte bir şekilde ona katkımız olsun istedim. İnşallah sizi sıkmadan böyle bir sunum gerçekleştirdik. Hepinize çok teşekkür ederim.